Üstü sayıların ikinci videosundayız. Kamu personeli seçme sınavında mutlak soru çıkan hatta bazı yıllar en az iki tane sorunun çıktığı bir konu başlığı. Birinci videosunu tamamladık, kuralları verdik. İkinci videosunda soru çeşitleri ve üstü denklemlerle devam edeceğiz. Bizim burada yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz bir şey var. Bütün soru tiplerini size göstereceğim. Hatta size soru çözüm videosu da bunun arkasında ne yapacağız arkadaşlar? Çekeceğiz, onu da birazdan göreceksiniz bu videonun sonunda. Şimdi arkadaşlar bakalım 5 soruda bize neyi sormuş. A sayısını vermiş, B sayısını vermiş. A ve B sayılarının kaç basamaklı olduğunu söylemiş. Ben biraz size bilgi vereyim hatırlatma olsun. Mesaj kutusunu açalım. Evet, mesaj geldi. Kimden geldi? Metin hocadan, Metin hocadan. mesaj geldi. Aslında buna mesaj kutusu da demiyorum çünkü ben basamak çözümlemede yani bundan önceki videolarda ne yaptım? Sana bunun bilgisini verdim arkadaşım. Burada tekrar hatırlatalım. Mesela 10 üzeri en sayısı demek 10 üzeri en sayısı demek kaç basamaklıdır arkadaşlar? Sondan en basamağı 0'dır en artı bir basamaklıdır. En artı bir basamaklıdır. Başında bir a çarpı 10 üzeri n olsa bu da yine nasıldır arkadaşlar? N artı bir basamaklıdır. Çünkü burada görünmeyen gizli bir var. N tane sıfır var. Bir basamak da burada var. N artı bir basamaklı olduğunu söylüyoruz. Mesela abartalım biraz daha. AB çarpı 10 üzeri N olsa e bu N artı 2 basamaklıdır. 2 basamak burada var. N sıfırda burada var. E ne oldu? N artı 2 basamaklı oldu. Üslü sayılardayız ya. Üslü sayılarda 10 üzeri N demek 2 üzeri N ile 5 üzeri N'in çarpımıdır. Evet niye? Çünkü üstler aynıysa Tabanlar çarpılır. O halde gelin A'yı ve B'yi tanıyalım. A geldi, hoş geldin, sefa geldin, şeref verdin. Kimsin sen? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 4'sün. Peki üstlerin aynı olması için benim kimle oynamam lazım? 2 üzeri 6 ile oynamam lazım. Hadi gelin oynayalım. Nasıl olacak? 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Ne yaptın Metin Hocam? Bak söyleyeyim sana tedirgin olma. 2 üzeri 6 dediğin sayı 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 4'ün çarpımıdır. Niye? Tabanlar aynı ise çarpma işleminde üstler toplanır 2 artı 4'ten 2 üzeri 6 olur. Ama her zaman söyledim. İlk videoda da söyledim. Arkadaşlar üstler toplanmışsa bunları ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Mesela her zaman 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 4'ün çarpımını gördüğünde 2 üzeri 6 yazmak değildir. Ve şunu göreceksiniz soru çözüm videolarımızda da. Hocam. Yani ben 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde yazabilmeliyim. Neden? Çünkü onun kuvvetini oluşturmam lazım. Generation Next Connection People. Evet, 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. 2'nin karesi kaçtı? 2'nin karesi 4'tü. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 4 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde ifade ediyoruz. Peki bu kaç basamaklı bir sayı? 4 tane 0 var. 1 basamak da burada var. 4 artı 1 basamaklı. Yani 5 basamaklı bir sayıymış sevgili dinleyen. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Şimdi kime geldik? B sayısına geldik. Sen kimsin kim bunlar? B sayısı eşittir. 125'in küpü çarpı 8'in küpü. Şimdi diyelim orta öğretim KPSS'ye girdi. Orta öğretim unutma bak ben yine söylüyorum. Biz bu videolarda sadece öğretmen adayları, sadece lisanslar, sadece ön lisanslar, sadece orta öğretim değil. Herkesi kucaklıyoruz. Seni kucaklıyorum ya. Sevgiyle, şefkatle, Metin amcam burada, Metin abim burada, Metin kardeşin burada, Metin arkadaşın burada, dostun Metin burada. Dolayısıyla hep yanında. 125'in küpü çarpı 8'in küpü. Hiçbir şey bilmezsen üstler aynıysa tabanlar çarpılır dersin zaten bunun kaç basamaklı olduğunu bilirsin. Ama konu üstü sayılar ya biraz pekiştireç yapalım. Şimdi bu 125 dediğin kimdi? 125 dediğim 125 5'in küpüdür. Çok güzel. Peki 8 dediğin kimdi? 8 de 2'nin küpüdür. Hatta ben şöyle derim. 125 5'in küpüsü, üssü 3. 8 dediğin 2'nin küpüsü, üssü 3. Peki arkadaşım, hı hı, üssün üsse ne durumunda? çarpım durumunda. Hadi gel çarp bunları. Çarpalım. Ağzının üstüne çarptım, yapıştırdım. Geldi. Şiddete karşıyım arkadaşlar. Konuşmasına değil ama şiddete karşıyım. Evet, üstün üstüne durumda çarpım. 3 ile 3'ün çarpımı 5 üzeri 9. Üstün üstü çarpım durumunda 2 üzeri 9. Aman Ingo, Ne oldu? Üstler aynı. Çok güzel. Çarp bakalım tabanları. 10 üzeri 9. 10 üzeri 9 kaç basamaklı bir sayı? 10 üzeri 9, 9 artı 1'den 10 basamaklı bir sayı. 9 tane 0 vardır, bir de bu önünde gizli 1 vardır, 10 basamaklı bir sayıdır. İşte harika bir çözümle Metin Hocan yine senin yanında 5. soruyu tamamladı, 6. soruya geliyoruz. Bakın şuraya gelip bir şeyler anlatmak istiyorum. Bizi kimseyle kıyaslamayın ve en önemlisi sınavda da kendini kimseyle kıyaslama. Arkadaşlarının netleri, arkadaşlarının dinlediği hocalar bunlarla hiç ilgilenme. Herkes kendine yakın olan, kendini iyi hissettiği hocayla çalışacak. Şimdi mesela ben tahtaya geliyorum. Bak burada bir soru, bir soru, bir soru öyle yapmamışım. Hepsini bir soru adı altında 3 tane bak 3 tane şıkla pekiştiriyorum. Eğer benimle beraber devam edersen öğrenmeme şansın yok. Çünkü bütün soru tiplerini ayağının altına ne yaptım arkadaşlar? Paspas ettim. Hemen geldik bak. Altıncı soru. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Nereden başlıyoruz? A şıkkından başlıyoruz. Diyorum ki 5 üzeri x eşittir 4 olduğuna göre bak 5 üzeri x eşittir 4. Buna ne diyor biliyor musun? Bunu kullan. Ben sana bunu boşuna vermedim diyor. Bunu kullanacaksın. Ama her şeyi vakti gelince kullanacaksın. Buradaki bilgileri sınavda kullanmayı bileceksin. Deneme sınavlarına girerek deneme sınavlarında bilgileri kullanma becerisini kazanacaksın. Geldik kim var? 25 üzeri x artı 1 var. Harikasın Metin hocam. Eğer üstler toplanmışsa tabanlar çarpılır. Nasıl yani? Bu 25 üzeri x artı 1, 25 üzeri x ile 25 üzeri 1'in nesidir? Çarpımıdır. Anladığınızdan eminim çünkü ilk videodan notlarınızı aldınız. İlk videomuz biraz böyle hantal bir videoduydu. Çünkü neden arkadaşlar? Orada kuralları tane tane vermek zorundaydım. Sen de tane tane öğrenmek zorundaydın. Buraya geldik 25 üzeri x bu kim? 25 dediğim 5'in karesi ise 25 üzeri x de 5 üzeri x'in karesidir. Anlaştık mı? Bak iyi dinle benim. 5'in karesi 25 ise 5 üzeri x'in karesi de 25 üzeri x'tir. Çarpı 25'in kendisi. Peki kullanma vakti geldi. Artık kullanma vakti geldi. 5 üzeri x gördüğün yere 4 yazıyorsun. 4'ün karesi çarpı 25. 4'ün karesi 16'dır. 16 çarpı 25 kaç eder? Hadi bakalım kolay gelsin. Bir hesaplı zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Evet harikasın. Kameraman değil, yayın yönetmeni değil, stilist değil. O her şeyimiz bizim kaçmış 400 dedi. Günahına balı onun boynuna. Bizim oralarda öyle derler. Doğru bulmuş inşallah. Öyle düşünüyoruz. Şimdi A şıkkı tamam mı? A şıkkı tamam. Tamam mı? Şimdi aslında soruların hepsinde aynı bir şey var. Etrafa böyle bir genel alabilir misin? 500 eri x budur. 500 eri x budur. 300 eri x budur. O halde bu kimdir? O halde bu kimdir? Tamam mı? Onu sormuş bize. Biz onu yapacağız. Şimdi 5 şıkkında yine kaldığımız yerden devam ki. Hadi bakalım kolay gelsin. 15 çarpı 5 üzeri x eksi 1 artı 25 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? 5 üzeri x kime eşittir? 3'e. Bunu kullanacaksın. Önce gel. 15 çarpı 5 üzeri x bölü 5 üzeri 1'dir. Hatırla sevgilim üsler aynı ise öyle mi? Yok. Tabanlar aynı ise Bölme işleminde üstler çıkartılırdı. Lay 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 lay. O zaman ben 5 üzeri x eksi 1'i gördüğümde bunun 5 üzeri x bölü 5 olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Evet. Şimdi tamam sen oradadır. E az önce adam sana dedi ki kurban olalım az önce adam sana dedi ki 5 üzeri x 25 üzeri x bu bunun karesi dedi. Dedi kim dedi? Ben dedim arkadaşlar. O halde burası kimdir? 5 üzeri x'in karesidir. Şimdi yerine koyma vakti. Neyi yerine koyuyoruz? 5 üzeri x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 15 çarpı 3 bölü 5 artı 3'ün karesi. 15'i 5'e böldün 3. 3 kere 3 9. 3'ün karesi de 9. 9 ile 9'u topla ne oldu? 18. Doğru mu? Bak ben onay makamımıza soruyorum. Diyorum ki doğru mu? Doğru. Niye doğru olmasın? Tane tane ben yanındayım. Birazdan çeşit çeşit soru da çözeceğiz bir sonraki videoda. Evet. C şıkkındayız. Bu defa A türünden demiş. Olayın mantığı değişmiyor ki. Gel. Ben daha var ya. Bazen rap şeklinde anlatırım şimdi şey diyorlar. Bunlar kafes öğrenciler bunlara öyle şeyler yapılır mı? Ya Arkadaş niye yapılmasın yani matematikle uğraşıyoruz. Eğlenceli hale dönüştüreceğiz. Zorlu bir süreçten geçiriyoruz. Geçiyoruz. Önemli olan keyifli bir şekilde bu işi halledebilmek. <laughs> evet 3 çarpı 2 üzeri x eşittir a. Kimi sormuş? 9 çarpı 3 üzeri 32 üzeri x'i sormuş. Ne türünden? A türünden. Burada 5 üzeri x eşittir 3 demişti. Onu yerine koyduk. Burada da a'yı yerine koyacağız. Ama velakin, lakin cümbür cemaatin. Şunları bir 3'e bölelim. Tamam mı? 3'e böldüğün zaman şık şık. 2 üzeri x eşittir a bölü 3. Demek ki 2 üzeri x gördüğün yere ne yazacaksın? a/3. Anlattım. Vallahi anlattım. Konunun girişinde dedim ya ilk videomuz biraz hantaldı. Niye? Çünkü ağır ağır lazım olacak. Her şeyi anlattım. Arkadaşlar 32'nin 2'nin 5. kuvveti olduğunu bil. 32 üzeri x de 2 üzeri x'in 5. kuvvetidir. Artık bunu da öğren. Öğren. <laughs> öğren. 9 çarpı 2 üzeri x'in 5. kuvvet. Yani artık 2 üzeri x gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 2 üzeri x gördüğümüz yere a bölü 3 yazarız. Üzeri 5 çarpı 9. Bakın bu 9 dediğin sayı. 9 dediğin sayı. 3'ün karesi değil mi? Ben sana söyleyeyim. Direkt böyle bak. Ha, buraya da 3'ün karesi yazdım. Tamam güzel o kuvvet var ya seni benden alanlar var ya sürüne sürüne sürünecek hem A'nın hem 3'ün 5. kuvveti. Geldim o halde buraya diyorum ki A üzeri 5 bu da 3 üzeri 5 bu da 3'ün karesi. Sadeleştiriyorsun bak iyi dinle. 5 tane 3 ile 2 tane 3'ü sadeleştirirsen 3 tane 3 kalır. Bu da kimdir? 3 üzeri 3 kimdir? 3 üzeri 3 kimdi? 27. A bölü 5 üzeri 27. Muhteşem bir cevap bulduk. Efendim? Yok 27 olacak sen rahat ol o iş bende sen git yat tahtayı sileceğiz kaldığımız <laughs> yerden devam edeceğiz hoba Gangnam Style. Yedinci sorudayız. Türünden dedik. Türünden de devam edeceğiz. A eşittir 3 üzeri x artı 1. B eşittir 9 üzeri x olduğuna göre B'nin A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere şunu gör. 3 üzeri x'i vermişse 3 üzeri x'in karesi kime eşittir biliyor musun? 9 üzeri x'e eşittir. Şimdi bize verilenlere bakıyorum. A eşittir 3 üzeri x artı 1. B eşittir 9 üzeri x. B'nin A türünden eşiti. O halde B'yi yalnız bırakacaksın. Efendim ne yapacaksın? Ortak olan ifadelerden de A'yı oraya göstereceksin. Taşıyacaksın. Nasıl? Artı 1 eşitliğin diğer tarafına attık. A eksi 1 eşittir. 3 üzeri x. Şimdi b sayısı 9 üzeri x dediğinde 3 üzeri x'in karesi olduğuna göre b eşittir a eksi 1'in karesi. Çünkü kim? 3 üzeri x a eksi 1'e eşitti. Ben de hemen aldım a eksi 1'i götürdüm. Burada yerine yazdım. B eşittir A eksi 1'in karesine. Çarpanlara ayırma bilirsen bu kimdir? A kare eksi 2A artı 1'dir. Zaten şıklarda video ders notunda bunu böyle vermişim arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Bu arada video ders notu elinizde niye olmalı biliyor musunuz? Çünkü burada zamandan tasarruf ediyoruz. Matematikte konu başlığı birçok. Konu başlığı çok olduğu için de şimdi buradaki boşluklara, buradaki boşluklara bu çözümleri yazıp Soruyu yazıp aynı zamanda çözümleri yazmakla uğraşma. Zaten en e, sloganımız belli. En iyisi en ucuza fotokopi parasına video ders notu çıkartmış, patron çıldırmış, haberin olsun. Şimdi geldim buraya yine bak. Türünden diyor. Ama biraz uğraşacağız. Nasıl uğraşacağız? 5 üzeri eksi -x eşittir m'ye. 3 üzeri x eşittir n'ye. Önce hatırlatayım. Eğer a üzeri eksi n'yi gördüğünde bunun 1 bölü a üzeri n olduğunu hatırlarsan soruyu çözersin. Nasıl mı? Şöyle ki 5 üzeri eksi x kime eşittir biliyor musun? 1 bölü 5 üzeri x'e. Bunun da m'ye eşit olduğunu söylüyor. Bu m ile 5 üzeri x yer değiştirdiğinde 5 üzeri x'in kendisi 1 bölü m'dir. Bunu anladın mı? Hatta uzun uzun da söyleyebilirim. Şu kalemimi alayım. Bakın tekrar ediyorum. Diyorum ki 5 üzeri eksi x. Bu 1 bölü 5 üzeri x eşittir m'dir. İçler dışlar çarpımı yaptım. m çarpı 5 üzeri x'tir. Çünkü bazen şu soruları biliyorum. 100 üzeri örgün eğitimde de görüyorum. Hocam o nereden geldi? Tabi burada sen zannediyorsun ki ben seni duymuyorum. Duyuyorum buradayım yanındayım. Hemen geldik. Her tarafı kime böldük? Her tarafı m'ye böldük. Niye böldük? Çünkü 5 üzeri x'in 1 bölü m olduğunu söylememiz lazım sevgili arkadaşlar. Ya da zaten payla paydayı yer değiştirirsen üstü de işaret değiştirir. Yani şöyle de söylesen olur ha. Bak etrafa bizde çareler tükenmez. 5 üzeri x eşittir m. Bunun paydası 1'dir. Tamam mı? Şimdi eğer üssü işaret değiştirirse 5 üzeri x olursa payla payda yer değiştirir. Bu 1 bölü m olur. Yani ister buradan gör, ister buradan gör. Yok dayanamadım buradan gör. Ya nereden anlarsan anla ama ben yanındayım her yerden anlayabilirsin. Okey. E 3 üzeri x de neye eşitmiş? Bu bir soru kalıbıdır ee, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ilk Müslüman Türk devletlerinde Türkler Müslüman olduklarında Anadolu Selçuklu devletlerinde yani Osmanlı'ya gelene kadar kamu personel seçme sınavının ilk yıllarında direkt bu soruyla ilgili sürekli soru sordular. Şimdi biz de onu çözelim. Nasıl çözeceğiz? 225 üzeri x'in m ve n türünden eşitini sormuş. O zaman bana 5'ler ve 3'ler lazım. Nasıl bulacağım? Asal çarpanlara ayırmayı biliyorum. 225 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölünmez zaten. 3'e böldüm kaç geldi? 75. 3'e böldüm kaç geldi? 25. 5'e böldüm kaç geldi? 5. 5'e böldüm kaç geldi? 1. Yani senin 225 dediğin sayı 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5'tir. İyi dinle, iyi dinle. O zaman 225 üzeri X dediğin sayı da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x. 3 üzeri x kime eşitti? N'ye. Burası kim geldi? N çarpı N. 5 üzeri x de 1 bölü M'ye eşitti. 1 bölü M çarpı 1 bölü M. Payları çarptık. Payları çarptık. N kare Paydaları çarptık m kare. Doğru cevap ne kare bölü m kare. Ne kare bölü m kare diyebilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi bu türündeni tamamladık. Şimdi esas son kalan yerimiz son. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Diyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ölüm herkesin başına gelecek bir şey. Bizim ihtimalimiz şu atanmak. Atanma ihtimalimiz için de emek vermek lazım. Emek vermek için de videolarımızı, soru çözümlerimizi, tekrarlarımızı ya da kursa gidiyorsan kurstaki hocanı ama mutlaka bir hocanı düzenli takip etmelisin. Şimdi gel, geliyorum. Üstü denklemler. Üstü denklemlerin birinci kısmı bu tahtada bir sonraki kısmı da bu tahtayı bitirdikten sonra ikinci tahtamızda. Evet ilk olarak diyor ki A üzeri M eşit A üzeri ne? Tabanlar eşit ise arada eşitlik varsa üstlerde nedir arkadaşlar? Eşittir yani A üzeri M eşittir A üzeri ne ise tabanlar eşit ise M eşit nedir? Güzel bunu söyledik. Tekrar ediyorum hatta şöyle de yazalım. Üstü denklemlerde tabanlar eşit ise üstlerde nedir arkadaşlar? Üstlerde eşittir. Senin için bir de hem yazdım hem söyledim. Şimdi geldik soru 9'da. Neden bahsediyoruz soru 9'da? 5 üzeri x eksi 4 bölü 3 üzeri, 25 üzeri x eksi 3. Şimdi Tabanlar eşit mi? Normal şartlarda değil. Birinin tabanında 5 var, diğerinin tabanında 25 var. Peki arkadaşım bu 25 ile 5 arasında bir ilişki var mı? Var. 25 dediğim 5'in karesidir. O zaman gel düzenleyelim. 5 üzeri x eksi 4 eşittir. 25 dediğinde 5'in karesinin x eksi 3. kuvveti. Üssün üssü ne durumunda? Çarpım. Yaz, yaz dostum. Metin söylerken diye bir ders alır mı? Üstün üstüne durumunda çarpım durumunda. 5 üzeri x eksi 4 eşittir. 5 üzeri 2x eksi 6'ya 2 ile x'i çarptın 2x. 2 ile eksi 3'ü çarptın eksi 6. Okey. Tabanlar eşit mi? Kesinlikle tabanlar eşit. Peki tabanlar eşit olduğunda üstlerde nedir? Üstlerde eşittir. Yani x eksi 4 eşittir 2x eksi 6'ya. Hemen eksi 6'yı ne tarafa? Sol tarafa. X'i sağ tarafa attım. 2x eksi x. 6 eksi 4 etti. Buradan x eşittir. Kaç çıktı? 2 çıktı. Şimdi son kısmı da az sonra tahtayı silip söylüyorum. Üstü sayılarda, üstü denklemlerde tabanlar eşitse üstler eşitti. Peki en çok öğrencilerin karıştırdığı yer neresi diye sorarsanız burası. Eğer üstler eşitse tabanlar hakkında gelin konuşalım. İki tane durum var. Bir, m tek sayı ise yani üst eğer tek sayı ise hiçbir sorun yok. Diğer, direkt ne yapıyorsun arkadaşlar? Direkt diyorsun ki m tek sayı ise a eşittir b'dir. Bakın şöyle yapacağız şimdi. 10. sorudayız. Soru 10. x üzeri işe x eksi 4 üzeri 3 eşittir 2x 8 üzeri 3 olduğuna göre x kaçtır ya da kaç farklı değer alır çok önemli değil. Burada mesele ne? Üssün tek olması. Üstler eşitse tabanlar da eşittir. Ne zaman? Direkt üssü tek sayı olduğu zaman. O zaman x eksi 4 eşittir 2x 8'e. Eksi 8'i eşitliğin sol tarafına attım artı 8. Eksi, şey artı x'e eşitliğin sağ tarafına attım. Eksi x. X buradan kaç çıktı? X buradan 4 çıktı. Bu tamam. Gel şimdi. Diyoruz ki ikinci durum ne? Eğer üstler eşit ise M çift olduğunda ise dikkatli oluyorsun. Niye dikkatli oluyorsun? Diyorsun ki A eşittir B veya A eşittir eksi B. Neden olduğunu önce şöyle açıklayayım. Bakın arkadaşlar size desem ki eksi 2'nin karesi kaç? 4. Peki artı 2'nin karesi kaç? O da 4. O yüzden a eşittir b veya a eşittir eksi b. Eğer x kare eşittir 4 ise tamam mı? x eşittir ya artı 2'dir, x eşittir ya da eksi 2'dir. Çünkü bu 4 dediğin 2'nin karesidir. Ya artılısına eşittir ya da eksilisine. İşte bütün mesele budur. O halde gelin 5 şıkkında ne söylemiş? 2x artı 1 üzeri 4 üssü çift. x artı 5 üzeri 4 üssü çift. Üsler eşit ve çift sayı ise diyoruz ki kırmızı kalem. 2x artı 1 eşittir ya x artı 5'tir. 2x artı 1 eşittir ya da eksi x eksi 5'tir. Yani bu ifadeyi bir aynen yazıyoruz bir de eksiyle çarpıp yazıyoruz. Bütün mesele bundan ibaret. Hadi gelin bakalım ne oldu? X'i buraya biri buraya attık. 2x eksi x eşittir 5 eksi 1. X buradan kaç çıktı? 4. Eksi x'i buraya attık. 2x artı x. 1'i bu tarafa attık. Eksi 5, eksi 1. 3x buradan eksi 6 çıktı. Her tarafı 3'e bölünce de x kaç çıktı? Eksi 2 çıktı. X'in alacağı değerlerden biri 4'tür. Diğeri de eksi 2'dir. Al şimdi sana güzel bir çiçek çizeyim. Sana sarı laleler aldım çiçek pasajından. Al iki gözümün çiçeği bu çiçeklerde sana armağan olsun benimle birlikte bu ana kadar geldiğin için. Şimdi kural. Neyin kuralı? Bak şöyle söylüyorum sana. Kural bu kural özellikle söylüyorum şu ana kadar sınavda çıkmadı. Ama testlerin sonunda sizi zorlamak için soruyorlar. Ben size söyledim üst sayılardan mutlaka her yıl soru geliyor. Bir veya iki soru geliyor. O yüzden bütün soru tiplerine bakacağız. Hatta bunu anlattıktan sonra videonun bitiminde soru çözüm videosu. Yani üstü sayılarla ilgili size soru çözeceğiz. Şimdi geliyoruz buraya. A üzeri x eşittir b üzeri y ne tabanlar eşit ne üstler eşit. Az önce dedik ki tabanlar eşitse şöyledir üstler eşitse böyledir ama ne taban ne üst eşitse bakın nasıldır. A üzeri x eşittir b üzeri y ise a üzeri x bölü y eşittir b diyebilirsiniz ya da a eşittir b üzeri y bölü x diyebilirsiniz ne yaptın? bunun üstü bunun paydasına ya da bunun üstü bunun paydasına gelebilir. Bütün mesele bu. Örnek ver hocam hemen vereyim. X üzeri 5 eşittir 3 üzeri 3'e. Y üzeri 5 eşittir 16'ya. O halde şu 16'nın kim olduğunu bir hatırlayalım. 16 kimdi? 2'nin dördüncü kuvvetiydi. Bakın soruya geçmedim daha. Sadece kuralı uyguluyorum. X üzeri 5 eşittir 3 üzeri 3se, 3 ise bu 3'ü bunun paydasına getirirsem X üzeri 5 bölü 3 kime eşit oldu? 3'e. Anlamayan var mı demiyorum anladınız. Efendim şuraya geldik. Y üzeri 5 eşittir 2 üzeri 4'e. Bunun üssü bunun paydasına gelebilir. Y üzeri 5 bölü 4 de kime eşittir? 2'ye. Bak bak kaçırma gözlerini. Bak bak buraya bak. Bak. Şimdi x üzeri 5 bölü 3 üç, 3'tür. Aa burada aynısını sormuş. Y üzeri 5 bölü 4 de 2'dir. Aa burada aynısını sormuş. 3 artı 2'den de bu senin zor gördüğün sorunun cevabı 5'tir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmıyorsunuz. Zor gördüğünüz sorular biraz emek verdikçe biraz dikkat ettikçe kolay olacaktır. Atanmasını zor atanmasının zor olduğunu düşünen arkadaşlar da unutmasınlar. Çalıştıkları zaman istikrarlı bir şekilde devam ettikleri zaman Hiçbir şey kendileri için zor olmayacaktır. Zaten ben sizin yanınızdayım. Soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle.